Efendim 2017 yılını bitirdik. Sıra geldi 2018'e ve astrolojinin bu bölümünde değerli astroloğumuz Uygur Gür sizlere yaylar ve yükselen yayların 2018 yılında astrolojik temelde neler yaşayacağından bahsedecek. Bir yılı değerlendireceğiz Barış. Evet Uygur. Çokça bir yıl. Pekala. Sevgili yaylar ve bilhassa sevgili yükselen yaylar. Şimdi efendim yönetici gezegeniniz Jüpiter. Biliyorsunuz Ekim'den bu yana Akrep Burcu'da sizin 12. evinizde transit halinde. E şimdi doğum haritalarımızda 12. ev sırtımızı verdiğimiz bir alan. Çünkü doğum haritalarında 12 tane ev var. Birinci ev yükselenimiz yani sizin yükseleniniz yay. Sırasıyla gidiyor gidiyor Akrep'te 12. eve denk geliyor. Şimdi Jüpiter orada transitte Ekim'den beri. 2018 boyunca da transitine devam edecek. Şimdi bakın. Jüpiter 12. ev transitleri çok ilginçtir. Görünmeyen bir evde kişiyi çok güzel korur. Bir kere her türlü kötülükten korur. Her türlü zarardan korur. Bir kere birinci işlevi budur. Öyle söyleyeyim size. Ayrıca da buradaki Jüpiter'in 12. evdeki amacı ki bunu 2018'de hissedeceksiniz. Kendinizle barıştıracak bir transittir. Kendinizle ilgili memnuniyetsizlikleriniz varsa, takıntılarınız varsa, fobileriniz varsa, hoşlanmadığınız özellikleriniz varsa ve bu yüzden şikayet ediyorsanız Jüpiter bütün bunlarla ilgili sizi yüzleştirecek ve barıştıracaktır. Tam olarak anlatmaya çalıştığım şey bu. Yani aslında huzurlu bir dönem. Tabii ki bu huzur birden gelmiyor. Önce Jüpiter gelecek, sizin bütün korkularınızı, takıntılarınızı, fobilerinizi, her şeyi bir ön plana çıkaracak ve onlarla şöyle bir yüzleştirecek sizi. Ardından da barışı sağlayacak. Bu anlamda güzel ve önemli. Niye önemli biliyor musunuz? Çünkü sizin için 2018 aslında önemli bir hazırlık süreci. Çünkü 2019'da Jüpiter Yay burcuna geçecek. Yani yükselenize geçecek ve sizin için sahne zamanı başlayacak. Demek ki bu seneyi öncelikle bir kendi ruh sağlığınız için, kendinizle barışarak, korkularınızı yenerek, kişisel olarak böyle bir hazırlık dönemini atlatarak geçirmeniz gerekiyor. Kolay mı Barış'cığım ya? 2010 ve sonbaharından beri Satürn Yay burcunun tepesinde. O yükselen yaylar hayattan soğudular. Eskisi kadar gezemiyorlar, eğlenemiyorlar, sorumluluklar aldılar. Kimisi okulla uğraştı, kimisi evlendi, kimisi boşandı, kimisi çocuk sahibi oldu, kimisi iş hayatında daraldı. Çok zorlandılar. Ha güzel haber 2018'de Satürn yok. Artık yükselenlerinde değil. E ben sizin yerinizde olsam, yani ben bir yükselen yay olsam, bütün samimiyetimle söylüyorum, toplaşırım arkadaşlarımı, kutlarım bu durumu yani. Bir kere Satürn'den kurtuluyorsunuz. Bu harika bir durum. Evet. Demek ki Jüpiter 12'de sizi koruyor. Bir hazırlık süreci, içsel anlamda huzur yakalama, sağlık konularında bir yüzleşme belki 12. ev hastaneleri anlatıyor. İlla ki sağlık konuları gündeme gelecek ama orada da bir rehabilite görevi görecek Jüpiter. Dolayısıyla canınızı sıkmayın. Ve Satürn dediğim gibi yükselenizi terk ediyor. Bu da demek oluyor ki artık Satürn 2. evinizde yani Oğlak Burcu'nda transitine başlıyor olacak. Demek ki yeni sınav konularınız hayırlı olsun. Maddi ve manevi değerleriniz. Tabii ki Satürn 2 muhteşem keyifli bir durum değil ama bir Satürn 1 gibi değil. Emin olun çok rahatlayacaksınız. Yani şu Satürn geçsin olağı 20 Aralık'tan sonra göreceksiniz. Müthiş bir rahatlama hissedeceksiniz. Hani bu gerçekten hissedilebilen bir transittir yani öyle söyleyeyim size. Evet maddi kaynaklarınızı doğru kullanmayı öğrenmeniz gerekiyor. Sınav konunuz bu. Çok net. Mesela para biriktirmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü elinizdeki para yetmeyecek artık. Ya elinizdeki parayla bütçeleme yapmayı öğreneceğiniz bir sene olacak ve o parayla geçineceksiniz. Ya da baktınız olmuyor. Demek ki yeni iş fırsatlarına doğru kayacaksınız. Evet. Artık kariyerinizde değişiklik zamanı. Kendinize yeni maddi kaynaklar yaratmazsanız darlanacaksınız. Muhtemelen belki diyorsunuz ki ben güzel para kazanıyorum. Darlanmam. Öyle zannedin. Bir ev kredisi aldırır. Bir araba kredisi aldırır. Bir iki borca sokar sizi Satürn. Bir bakarsınız paranız yetmiyor. Maddi kaynaklarınızı arttırmanız gerekiyor. Yeni kendinize para kazanabileceğiniz yeni kariyer hedefleri yaratmanız gerekiyor. Ve Satürn bu konuda sizi güdüleyecek. Çünkü kısıtlayacak. Ama siz bu konunun üzerine gider. Kendinize yeni kariyer fırsatları yaratırsanız, kendinize yeni maddi kaynaklar yaratırsanız iyi haber. Geri dönüşümü gayet güzel olacak. Lütfen bu girişimi yapmaktan geride durmayın bu sene. Evet yeni şeylerden para kazanmayı öğrenmeniz gerekiyor. Satürn girdiği eve kıtlık getirir. Evet maddi konularda kısıtlayacak tamam ama bunun üzerine giderseniz de gayet bereketli. Evet şimdi iş kurmanızı çok tavsiye ediyorum aslında ben sevgili yükselen yaylar. Bakın Oğlak zaten ikinci evinizde yükselen yayların
Her zaman deriz ki yükselen yaysanız kendi işinizi kurmanız lazım. Çünkü para evinizde oğlak var ve oğlak iş kurmakla ilgili çalışır. İşi inşa etmekle ilgili çalışır. E Satürn de hazır orada. Kursanız da işinizi. Ne güzel tutkal görevi görür değil mi Barış evet. için? Çok güzel. Satürn orada alır yürürsünüz. Bir de şimdi siz bu işi kurarsınız. Sonra bir de 2019'da Jüpiter de yükseleninize gelir. Ondan sonra 2020'de de para evinize girer. Öf! Değerlendirin bakın bu dönemi. Sonra demeyin benim hayatımda niye hiçbir şey olmuyor. Doğru zamanda doğru hareketleri yapmazsanız hiçbir şey olmaz. İşte bu yüzden ben bunları söylüyorum size. Anlatabiliyor muyum efendim? Hani bunu demeye çalışıyorum. Gayet güzel. Evet. Şimdi tabii ki sadece maddi değerleri anlatmıyor ikinci ev. Manevi değerlerimiz de anlatıyor. Şimdi Satürn orada. Demek ki öz değerinizle sınavdan geçecek. Kendinizi muhtemelen iş hayatında biraz değersiz ve işe yaramaz hissedeceksiniz. Ya da ikili ilişkilerinizde değerinizin sınanacağı durumlar olacak. Mesela biri girecek hayatınıza ve çıkacak. Sizi kendinizi değersiz hissettirecek. Bir şeyler olacak. Aslında Satürn şunu anlatmaya çalışıyor. Senin kendi öz değerin kimseye bağlı değil. Sen zaten değerlisin. Sen zaten yeganesin. Sen zaten özelsin. Sen muhteşem bir şeysin. Lütfen kendine başkalarınla yaşadığın konulardan dolayı kendine bir değer biçme ya da değersizlik atletme. Bunun hiçbir alakası yok. Kendine güven, ayakların üzerinde dur, bir yükselen yay olduğunu hatırla, girişimini yap ve yürü gitsin. Boş ver. Diğer insanlar mı sana değer katıyor ya da değerinden çalıyor? Lütfen böyle bir değerlendirmeden uzak durun. Satürn bunun altını çiziyor olacak. Evet. Tabii ki ikinci ev yeteneklerimizle de ilgilidir. Hazır iş kurmak dedik, yetenekler dedik. Neden yeteneklerinizle ilgili bir kariyere girmiyorsunuz? Neden yeteneklerinizden bir kariyer çıkarmayı denemiyorsunuz? Bence gökyüzü bu anlamda sizi inanılmaz iyi destekliyor. Bunu bir düşünün derim sevgili yükselen yaylar. Evet, tutulmalar aslan kova aksında. Yani doğum haritanızda 9-3 aksında, 3-9 aksında. Aslan 9. evde, kuzey ay gibi 9. evde, kova 3. evde, güney ay gibi 3. evde. Bütün ay ve güneş tutulmalarını 3-9 aksında yaşıyorsunuz. Demek ki gökyüzü diyor ki artık kendini şu rahat olduğun ortamdan çıkar. Bu ne demek? Yani muhitinden ayrıl. Yani risk al. Girişimde bulun. Çık ya. Yani yeni şeyler deneyimle. Yani bırak çocukluk arkadaşlarınla sürekli görüşüyorsun. Boş ver. Git kendi yeni arkadaşlar edin. Sürekli yakın akrabalarınla bir arada mısın? Boş ver. Biraz uzak akrabalarınla ilgilen. Sürekli mahallende mi takılıyorsun? Boş ver. Biraz şehir dışına çık. Yurt dışına çık. Yeni yerler keşfet. Böyle magazin programı mı izliyorsun? Dedikodu programı mı izliyorsun? Ya da böyle güncel konularla mı ilgilisin? Boş ver. Git felsefeyle ilgilen, astrolojiyle ilgilen, edebiyatla ilgilen, dinini, inancını gözden geçir. Farklı kadim bilgilerle ilgilen, biraz bunlarla ilgilen diyor gökyüzü. Ve biliyor musunuz önümüzdeki bütün tutulmalar sizin hayata bakış açınızı derinden sorgulayacağınız tutulmalar olacak. Yakın çevre ilişkilerinizde büyük değişimler olacak. Kardeşlerinizle, yakın akrabalarınızla göreceksiniz. Onlarla olan gündemleriniz, sınav konularınız olabilecek. Belki bazılarından kopuşlar yaşayacaksınız. Belki bazılarından zarar göreceksiniz. Hani böyle yakın ilişkilerle ilgili türlü sınavlar bu sene sizi bekliyor olacak. Evet, yaşamı deneyimlemekten korkmayın, risk almaktan korkmayın. Ve lütfen dedikodular sizi ilgilendirmesin. Böyle bir takım dedikodular sizin hakkınızda konuşulanlar kulağınıza gelebilir. Takılmayın. Boş verin. Devam edin. Devam edin. Hep hayat ileriye doğru akar. Devam edin lütfen. Yeni eğitim fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Değerlendirin. Bu eğitim fırsatları kişisel gelişiminiz için de olabilir, kariyeriniz için de gerekli olabilir. Hiç durmayın. Muhakkak değerlendirin. Yurt dışı fırsatları ya da şehir dışı bağlantılı işler, yeni ne bileyim ticaretle uğraşıyorsanız yeni pazarlar, bunlar olabilir. Bunlara lütfen yönelmeniz gerekiyor. Risk almaktan korkmayın. Bakın motomuz bu. Risk al. Sevgili yükselen yay, risk al lütfen. Bunu demeye çalışıyor. Evet, akademik fırsatlar olabilir. Değerlendirin lütfen. 15 Mayıs itibariyle Uranüs Boğa burcuna geçecek. Yani sizin doğum haritanızda 6. evinize geçecek. Uranüs anilikler, akşamdan sabahalarla ilgili, birdenbire olan konularla ilgili. Yani böyle bir tabiatı var. Güdüsel, fevri, spontan, marjinal. Şimdi bu 6. evinize giriyor. 6. evinizin konuları iş ortamı, sağlığınız ve günlük rutinleriniz. Şimdi Uranüs oraya giriyorsa nelere yol açacak 15 Mayıs itibariyle ki 6 yıl orada olacak 2025'e kadar. İş ortamınız değişecektir. Değişir yani. Ya iş arkadaşlarınız değişir, ya masanız değişir, ya iş ortamınız değişir, ya işiniz değişir. Olabilir. Daha teknolojik bir işe geçebilirsiniz. Mesela teknolojiyle ilgili bir işiniz olabilir. Uranüs de çünkü gelecekle ilgilidir, teknolojiyle ilgilidir. Hani daha farklı, daha yaratıcı işlerle ilgilidir. Bu tarz bir işe yönelebilirsiniz.
Kendi seviyenizde ve altında çalışanlarla ilgili bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Birdenbire gerilirsiniz, kavgaya tutuşursunuz. Bunlar olacaktır, sakin olun. Çok güdüseldir çünkü Uranüs. Aniden bir rahatsızlık ortaya çıkabilir ama geldiği gibi gider. Yani Uranüs öyledir. Uranüs'e gelen Uranüs'e gider. Bir sağlık problemi çıkar. Aman dersiniz. Gider, çok büyümez, merak etmeyin, korkmayın. Ama halihazırda bir sağlık probleminiz varsa da Uranüs onu tetikleyecektir. Hani onu da bilin lütfen. Evet, hayvan sahibi yapabilir Uranüs size. 6. ev transitlerinde genellikle bir sokak hayvanını evinize alırız. Öyle değil mi efendim? Bu kuvvetle muhtemel. Evet, 26 Haziran ile 28 Ağustos arası Mars geri harekette olacak. Kova burcuna başlayacak, Oğlak burcuna kadar gerileyecek. Yani sizin doğum haritanızda 3. evinizde başlayacak, 2. evinize kadar gerileyecek. Şimdi 3. evinizde Kova burcundaki bir Mars retrosu neyi ifade ediyor? 26 Haziran ile 28 Ağustos arası. Buna bir bakalım öncelikle. Demek ki yakın çevre ilişkileri, kardeşleriniz, yakın akrabalar, yakın çevre ilişkilerinizde gerilebilirsiniz yazın. Aman dikkat edin. Biraz böyle agresif tepkiler verebilirsiniz. Biraz saldırgan tepkileriniz olabilir. Tabi bu illa sizden kaynaklanacak diye bir şey yok. Karşı tarafta böyle davranıyor olabilir size ama siz astroloji programı izliyorsunuz. Sizin farkındalığınız var. Lütfen gerilmeyin, sakin olun. Böyle çok kararlar, planlar çok değişebilir o dönem. Yazın sürekli yeni bir karar alırsınız. Hadi şu işe girişiyorum, yok şu kararı alıyorum falan filan sürekli sorgularsınız. Bence sadece düşünün, hiçbir karar almayın. Retro bitimini bekleyin. Yani bu işi mümkünse Ağustos sonrasına bırakın. Anlatabiliyor muyum? Bunu demeye çalışıyorum. Evet. Şimdi tabii bu retronun Ağustos ayında, yani Ağustos ayağında artık Oğlak burcuna ikinci evinize gerilemiş olacağı için biraz maddi konularda sizi zorlayacaktır. Bakın bir takım finansal gedikler, maddi konularda sıkışma, bir takım maddi mücadeleler, toplamaya çalıştığınız paralar dikkat çekici olacak. Zaten Satürn de orada bir türlü fırsatlar, türlü sınavlar yaratıyor size maddi konularda. Hani bahsettiğim yayının başında. Demek ki maddi konular hakikaten böyle sizi bu sene bayağı bir yoracak. Bayağı o konularda girişimler yapmanız gerekiyor olacakmış gibi gözüküyor. Evet. Şimdi 4 Ekim ile 17 Kasım arası da Venüs retrosu var. Venüs retro hareketi olacak. Nerede? Akrep burcunda başlayacak retro hareketi. Terazi burcuna kadar gerileyecek. 4 Ekim, 17 Kasım. Şimdi 12. evinizde bir Venüs retrosu. Platonik aşklar gündeme gelebilir. Böyle yıllar evvel aşık olduğunuz, önceden sevdiğiniz kişiye karşı tekrar aşkınız depreşebilir sonbaharda. Ya da birine aşık olursunuz, yanarsınız, bitersiniz, tüketirsiniz kendinizi. Yavaş, lütfen, aman bu kadar tüketmeyin. Ama mesela bu aslında yaratıcı yönleriniz varsa, hazır bu aşk acısı çekerken ya da o platonik duyguları yaşarken sevginizi ifade edemediğiniz bu dönemde bu enerjiyi yaratıcı yönlerinize aktarırsanız, şiire, resme, yazıya, bir takım yeteneklerinize, fotoğrafçılığa vesaire mesela çok güzel beslenirsiniz ve çok iyi sonuçlar elde edersiniz. Hani burada çekeceğiniz acı da belli, bunu nasıl değerlendirebileceğinize karşı size bir örnek vermek istedim. Tabii ki bunu yaşarken çok kolay olmuyor, onu da biliyorum, merak etmeyin. Çapkınlığınız, gizli bir ilişkiniz varsa dikkat edin bakın, bu retro onu ortaya döker. Muhtemelen de ihbar edilirsiniz. Özellikle bu ihbar eden bir kadın figürü olabilir. Çok dikkat edin, ortaya çıkabilir, ortaya dökülebilir. Bir çapkınlığınız varsa aman çok dikkat edin. Hani bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Kuruntular, kuşkular, paranoyalar sarabilir dört bir yanınızı. Kendinizi, ruhunuzu rahatlatacak bir şeylerle ilgilenin. Ama zaten Jüpiter de biliyorsunuz 12. evinizde yönetici gezegeniniz bu sene. Sanki diyor ki ya işte bunlarla ben seni barıştıracağım korkma diyor. Kuruntular falan onları halledeceğiz panik olma diyor. Biraz seni iyileştireceğiz ki. Sonra diyor Jüpiter seninle uğraşamam yükselenine geçeceğim. Yeni girişimler zamanı 2019. O yüzden önce bir bu işleri halledelim diyor. Evet sevgili yükselen yaylar. Retro'nun Kasım ayağında da artık teraziye geçerken demek ki biraz böyle sosyal hayat, arkadaşlık ilişkilerinde ufak tefek gerilimler olabilir. Kasım ayında da lütfen onlara dikkat edin. 2018 genel olarak maddi konularda sizi sınayacağı, size maddi konularda yeni fırsatlar yaratmanız için sizi dürteceği bir sene olacak. Jüpiter sizi koruyor olacak her türlü kötülükten rahat olun. Biraz maneviyatınızı, biraz içsel huzurunuzu geliştirmeniz gereken bir yıl olacak. Bununla ilgili fırsatlar da yakalıyor olacaksınız gayet güzel. Biraz eğitimlere, biraz felsefenizi, bakış açınızı geliştirmeye ağırlık verin. Biraz muhitinizden çıkın, yeni insanlar tanıyın. Biraz uzak çevrelere, seyahatlere, yurt dışına seyahatlere gidin. Bunlardan çok büyük kazanımlar elde edersiniz bu dediklerimi yaparsanız. Evet, onun dışında iş hayatınızda anilikler olabilir, değişimler olabilir dediğim gibi.
ve retro zamanlara gerek Mars gerek Venüs dikkat edin. Hani çok da gerilmeyin. Yakın çevre ilişkileri, aşk ilişkileriniz bunlarda lütfen çok dikkat edin. Sevgili yükselen yaylar, bir itirafta bulunacağım. Hiç beklemediğim kadar çok izlediniz bizi. Ben sizlerin bu kadar bize ilgi göstereceğinizi beklemiyordum. Şimdi 12 burç içerisinde inanılmaz yani. Geçen ay falan en çok siz izlediniz bizi. Yani bundan çok memnuniyet duyuyoruz. Açık konuşalım çünkü sizlere hitap edebiliyor olmak bizim için çok önemli. Çok teşekkürler. Dilerim bu yolculuğumuz çok uzun ömürlü olur ve yıllarca bu şekilde beraber gideriz. Hep daha iyisini yapmak istiyoruz. Sizlerin de desteğini her zaman bekliyoruz. Bizden bu kadar. Jüpiter'in 12. evinizdeki transiti Akrep Burcu ile ilgili bilgilenmek istiyorsanız bununla ilgili bir videomuzu ayrıca var izleyebilirsiniz. Şu an Aralık ayında bir Merkür Retrosu var. Onunla ilgili bilgilenmek istiyorsanız izleyebilirsiniz. Ve yine Satürn'ün Oğlak dönemi ile ilgili daha fazla detay istiyorum. Uygur bu beni kesmedi diyorsanız onunla ilgili de bir yayınımız var. İzleyebilirsiniz bize. Bizden bu kadar efendim. Görüşmek üzere. Size güzel ve iyi bir yıl diliyoruz. Efendim aynı şekilde ben de güzel bir yıl diliyorum. Videonun evet. Video oynatıcınızın YouTube video oynatıcınızın köşesinde i harfi var. Oraya kliklerseniz ben o videoları koymuş olacağım. Tabii oraya kliklediğiniz zaman o liste çıkıyor. O listeye kliklediğinizde de istediğiniz videoya gidebilirsiniz. İkinci anonsum da şu olacak. www.reklampedia.com adresini açtığınız anda artık yayınımız şu andan itibaren radyo. Evet, radyomuz yayında efendim. Evet. Gayet yumuşak güzel müzikler koyduk. İşte ofiste, arabada, mutfakta, kafede, her yerde dinleyebilirsiniz. Gün boyu dinleyebilirsiniz. Bu bizi çok mutlu eder efendim. Sürprizlerimiz gelmeye de devam edecek. Bakarsanız ikinci, üçüncü, dördüncü radyomuz da 2018 içerisinde yayına girmiş olur. Neden olmasın? Neden olmasın? Evet. Uygurcuğum verdiğin detaylı bilgiler adına çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yaylar ve yükselen yayların büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum. İnşallah öyle olur, evet. Efendim bir astrolojinin daha sonuna geldik. Ocak yorumlarıyla astroloji geri dönecek. O zamana kadar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.